tehdit edercesine anladığımız kadarıyla yardım istediler mi diye bir soru soruyoruz. İsmail yaş tahtaya basmaz. Yani öyle iyi gazetecidir, sağlam gazetecidir. Doğru bilmese bunu veya istibaratı doğru olmadığına inansa yazmaz. Ben bugün baktım Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nden bu yönde bir açıklama gelir mi gelmez mi diye bir açıklama da gelmedi ve aklıma şu soru geldi. Ya Cumhurbaşkanı böyle işlerle mi ilgilenir? Parayı kaybettiysen senin kendi paran. Neden kaybettin? Eğer böyle bir şey varsa Cumhurbaşkanı git kardeşim işine demesi gerekiyor. Ve geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'nun Denizbank'ı aradığı da iddia ediliyordu. Birilerinin buna cevap vermesi gerekiyor. Futbolcular vermez, Erdoğan da vermez ama iletişim daire başkanlığı belki bu sorulara yanıt verebilir. Şimdi gelelim Seçil Erzan nerede yaşıyor? Evet bildiğimiz kadarıyla Çorlu'da yaşıyor ailesi ama onun aslında yaşadığı bir köy var. Kapaklı ilçesi, Tekirdağ Kapaklı ilçesi Yanık Ağıl köyü ve iddiaya göre e, köylüyü de oranın köylüsünü de dolandırdığı söyleniyor. İşte para almışlar seçil şey yapmış. Hani bir verin on alın diye. Hep diyor televizyonda duyduğumuz gibi hani öyle başka bir şey bilmiyoruz. Birkaç tane çocukluk arkadaşı vardı. Onlarla ara ara görüşürlermiş aldığımız duyumlara göre Bir fotoğraf balyalarla ağzına kadar para dolu çanta. Seçil Erzan'ın arkadaşı Nazlı Can aracılığıyla köylüyü de dolandırıcılık ağına çektiği öne sürüldü. Burası Yanıkal köy. Futbolcuların milyon dolarlarını kaptırdığı Seçil Erzan'ın memleketi. Erzan'ın memleketindeki çiftçilere de traktörlerini ve tarlalarını sattırarak dolandırdığı iddia edildi. Peki bu iddialar doğru mu? Böyle mağduriyet yaşanmış olsa bize ya direkt ya dolaylı yoldan mutlaka yani mutlaka bize ulaşırdı diye düşünüyorum. Bankacı Seçil Erzan ailesiyle Yanık köyüne ayak bastığında 4 yaşındaydı. Bir evin bir kızıydı. Annesi babası durumunda çok gayet iyiydi. Yavrum sen ne güzel kendini yükseltin. Niye bu şeylere düştün? Seçilerzan büyüdü, iş hayatına girdi. Köye bir daha dönmese de birkaç arkadaşıyla bağlantısı kopmadı. Yakın arkadaşlarından biri de Nazlı Nazlıcan çok efendi bir kızdı burada. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Nazlıcan'ın köylüyü ikna edip arsa, traktör ne var ne yok sattırdığı öne sürüldü. Paralar nakit toplanıp çantalarla köyden çıkarılıyordu. Sözcü televizyonu iddiaların odağındaki o eve de gitti. Burası köyden para topladığı iddia edilen Nazlıcan'ın evi. Nazlıcan'ın akrabalarıyla konuştuğumuz zamansa bu iddiaların hepsinin yalan olduğunu söylüyorlar. İddiaları reddeden bir isim de köyün muhtarı Yücel Başaran. Nazlıcan kardeşimizin ailesi ve kendi çok mütevazi bir yaşamları olan insanlar. Tamamen bunlar asılsız, yalan haberler. Dolandırıcılık fonu iddialarını bilmeyen yok. Ancak köylü tüm bunları televizyondan duyduğuna öne sürdü. Borç harç içinde olduklarını ne seçiler zana ne de Nazlıcan'a kaptıracak paraları olmadığını söylediler. Köyde sen para verecek insanlar da yok. Herkesin harcı borcu var. Bir Yalan ondan almış ama isim yok yani. YouTube'da bir izleyen Vildan Hanım diyor ki dolandırmadığı kalmış mı bu kişinin diye. Tabii ki yani bunun kararını mahkeme verecek. İlerleyen bu süreçte göreceğiz. 226 yılla yargılanıyor Seçil Erzan. Bakın diğerleri de hani parayı elden melden filan veriyorlar ya. Futbolcular filan işlerinde iş adamları var vesaire. Sadece bildiğim kadarıyla 8 futbolcu var. Onun dışında iş adamları var. Yani vergi kaçırıyorlar esasında yani. Bir kazanç var ortada. Açgözlülük tamam mı o açgözlülüğün sonrasında e, bir gelir var gayri resmi yolla çünkü para kazandırılıyor gayri resmi yolla rantı da elde ediliyor ve vergi kaçırılıyor. Yani bunun da e, tabi cezası yok mu? Olmaz olur mu? Ortalama zeka bu soruyu da soruyor. Yani ortalama zeka bu soruyu sormazsa zaten ortalamanın altı zeka demektir. E, birileri milyon dolarları götürüyor. İşte asgari ücret peki ne yapacak? Asgari ücretle geçinenler, rantla rant elde edenler, e, işte vergi kaçakçılığına özendirenler bu yolda hayatlarını sefa içerisinde sürdürürken veya işte böyle de tepetaklak gelirken bir de asgari ücret olayı var. Asgari ücret...